Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün patlıcan reçeli tarifim var. Eğer hiç denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Çıtır çıtır kestane şekeri gibi harika oluyor. Buyurun hemen tarife geçelim. Patlıcan reçeli için küçük taze bebek patlıcanlarından seçelim. Öncelikle patlıcanları güzelce yıkıyorum. Geniş bir kaba yaklaşık 2 litre kadar su aldım. Tepeleme 2 tatlı kaşığı karbonat döküyorum. Karıştırarak karbonatı iyice eritelim. Patlıcanların sapını kesip yaprağını temizleyelim. Kabuklarını da soyalım. Ben soyacak kullandım. İsterseniz bıçakla da soyabilirsiniz. Soyduğum patlıcanları da hemen karbonatla suya atıyorum. Lokmalık küçük patlıcanlarımın yanında biraz böyle uzun patlıcanlar da var. Ama önemli değil, taze olmaları yeterli. Büyük olanları yiyeceğimizde tabağa doğrayarak da sunabiliriz. Soyduğum patlıcanların hepsini suya koydum. Patlıcanların suyun altında kalması için üzerine bir tabak kapatıyorum. Kabım dar geldiği için patlıcanları ben başka kaba aldım, üzerini kapattım. Kabın kapağını da kapatıyorum ve buzdolabına kaldıracağım. En az bir gün buzdolabında kalması gerekiyor. Böylelikle patlıcanlarımız çıtır çıtır olacak. Ertesi gün ben reçeli kaynatmaya başladım. Geniş bir tencereye 1,5 kilogram patlıcan için 1,5 kilogram şeker, 1 litre artı 1 su bardağı da su kullandım. Yani 1,5 litreden 1 bardak eksik diyebiliriz. Tencereyi ocağa alalım. Şerbetimizi biraz kaynatacağız. Önce şeker eriyene kadar karıştıralım. Şerbet kısık ateşte kaynaya dursun. Ben patlıcanları dolaptan çıkarttım. Önce suyunu süzelim. Patlıcanları bol suyla birkaç kere yıkayalım. Bu arada şerbetim de kaynadı. Yaklaşık 5 dakikadır kaynıyor. Reçele renk vermesi için hibiskus ekleyeceğim. Nar çiçeği de yapabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı hibiskus yaprağını yaklaşık 1 saat öncesinden sıcak suyla demleyelim. Ben daha önceden demleyip hazırlamıştım. Bir tatlı kaşığı hibiskusun üzerine yarım su bardağı sıcak su ekledim. Bardağın üzerini kapatıp 1 saat dinlendirdim. Böyle rengi daha güzel çıkıyor. Şimdi süzerek şerbete ekliyorum. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel. Patlıcan reçelimize biraz renk katacak. Şerbetin tekrar kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra da yaklaşık 3 dakika kaynattım. Yani toplamda 8 dakika şerbeti önceden kaynatmış oldum. Kaynayan şerbeti çatala birkaç yerinden deldiğim patlıcanları ekliyorum. Annemin tarifiyle yaptığım bu reçeli daha önce paylaşmıştım. Biraz aşağılarda kaldı. Tekrar hatırlatmak için yeniden paylaşmak istedim. Sunumuyla, lezzetiyle harika oluyor. Mutlaka deneyin derim. Reçelim köpürmeye başladı. Yavaş yavaş kaynayacak. Bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı reçelimizin köpürmesini engelleyecek. Hem de reçelimize parlaklık katacak. Çok tereyağı kokusu olmuyor. Merak etmeyin. Reçelin üzerinde hafif köpüklenme olabilir ama kaynadıkça bu köpükler kaybolacak. Orta ateşte reçeli kaynatmaya devam ediyorum. Yaklaşık 20 dakikadır kaynıyor. Şimdi 1-2 tane limon tuzu ekleyeceğim. Çok ekşi olmasın isterseniz de bir tane ekleyin. Toz limon tuzu kullanacaksanız yarım çay kaşığı ekleyin. Limon tuzu yerine yarım limon suyu da ekleyebilirsiniz.
Patlıcandan dolayı üzerinde böyle kahverengi köpürmeler olabilir. Onları üzerinden alabilirsiniz. Ocağı reçelim taşmayacak şekilde ayarladım. Orta derecede kaynamaya devam ediyor. Arada bir patlıcanları şerbete bastırarak karıştırıyorum. Eklediğim hibiskusun kendine ait güzel mayhoş bir aroması var. O yüzden ben başka bir aroma katmadım. İsterseniz birkaç tane karanfil ya da kabuk tarçın ekleyebilirsiniz. Reçelim yaklaşık 40 dakikadır kaynıyor. Bakın koyulaşmaya başladı. Ben biraz diri kestane şekeri kıvamında olsun istiyorum. O yüzden fazla kaynatacağım. Yani suyu biraz daha kıvamlı olacak. 50 dakika kaynattığım reçeli 10 dakikada harlı ateşte kaynatıyorum. Siz kıvamını kendinize göre ayarlayın. Dediğim gibi ben bir tık koyu kıvamlı yapacağım. Patlıcan reçelini çıtır çıtır biz öyle daha çok seviyoruz. Daha önceki reçel tariflerimden izlediyseniz reçelin kıvamını anlamak için ben dondurucuya bir tane porselen tabak koyuyorum. Porselen tabak üzerinde kıvamına bakıyorum. Yine dondurucuya koydum. Soğuyan porselen tabağın üzerine reçelin suyundan biraz alalım. Bakın hemen sünerek akıyor. Tam benim istediğim kıvamda. Eğer siz daha duru kıvamda olmasını istiyorsanız son damlaların sünerek akması yeterli olur. Ocağı kapattım. Sıcak sıcak kavanoza dolduruyorum. Önce kavanoza patlıcanlarını çatalla alıyorum. Üzerine şerbetini dökeceğim. Reçeli sıcak sıcak kavanoza doldurup kapağında güzelce vakumlarsanız bir sene bozulmadan saklayabilirsiniz. Üzerine suyundan da koyuyorum. Koyu kıvamlı reçellerin şekerleme riski daha çok oluyor. Kavanozu açtığınızda çabuk tüketebilmek için küçük kavanozlara da koyabilirsiniz. Kavanozun ağzını hafif ıslattığım havlu kağıtla güzelce sildim. Yeni bir kapakla sıkıca kapatıyorum. Önce geri yapıp tık sesini duyduktan sonra ileri yaparak iyice sıkıştıralım. Kapattığım kavanozların iyice vakumlanması için hemen ters çevirdim. Soğuyana kadar bu şekilde bekletelim. 600 cc'lik kavanozda 2 kavanoz reçelim çıktı. Tencerede kalan reçeli de sizin için böyle sunum tabağına aldım. Büyük olan patlıcanları doğradım. Üzerine suyundan da ekleyelim. Suyu bekledikçe biraz daha koyulaşıyor. Patlıcan reçeline ceviz de çok yakışıyor. Cevizle sunum yapabilirsiniz. Kestane şekeri kıvamında çıtır çıtır harika oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Eğer denerseniz sonucunu yoruma mutlaka yazın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Beğendiğiniz tariflerimi de sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Böylece daha çok kişiye ulaşmış olurum. Beni diğer hesaplarımdan da Seminyan Dünyası olarak takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.